13 milyon sığınmacı ve kaçak bu ülkeye girmiş. Bakın, size yanımda bir harita getirdim. Bunu göstereyim yakından. Evet, bakın, kamerayı göstereyim efendim. Evet, efendim? Tam. Bakın, Türkiye etrafında bir kuşatma var. Türkiye etrafında bir kuşatma. Ve bu kuşatmanın bir başka boyutu. Burada PKK, YPG yetiştiriliyor. Türkiye'ye karşı yetiştiriliyor. Burada KDP ve PKK. Şimdi bu bölgede milyonlarca sığınmacı yaşıyor. Bu aynı zamanda, bakın, bu sarı çizgi var ya buradaki, bu üstte, Sevr haritasında Türkiye'den kopartılan bölgeyle aynı. Mardin'e kadar uzanıyor. Tesadüf mü bunlar? Hayır. Şimdi 2011 senesinde Suriye'de iç savaş çıktı. İç savaş çıkmadan en son 2 hafta önce bir AK Partili bakan eşliğinde bir grup iş adamı Suriye'ye gitti. 14 gün önce. 14 gün sonra da iç savaş başladı. Kimdi o bakan? Sanayi Bakanıydı sanıyorum. Ve 2009'da, yani ondan 2 sene önce, Fransız Dışişleri Bakanı Londra'ya gidiyor. Kendisi anlattı bunu televizyonda. Londra'da İngiliz Dışişleri Bakanı diyor ki Fransız Dışişleri Bakanı'na, biz Suriye'de bir istikrarsızlaştırma programı başladık, bize katılır mısınız? Fransız Dışişleri Bakanı bu teklifi reddediyor. Ama 2 sene içinde bütün Fransız şirketleri Suriye'den çekiliyorlar. Çünkü Suriye'de ne olacağını biliyorlar. Burnumuzun dibindeki Suriye'de ne olacağını bilmeden biz de bu 2009'dan 2011'e kadar Türkiye-Suriye sınırındaki mayınları temizliyoruz. Ve Türk iş dünyasında Suriye'ye yatırım yapmaya sevk ediyoruz. Şimdi bakın, bu hükümet burnunun ucunu görmüyor. Burnunun ucunu görmüyor. Nasıl anlam planında bütün bir Doğu Akdeniz'i ve Mavi Vatan'ı kaybetmeden Rumların ihtiraslarından dolayı kurtulduysak, nasıl FETÖ'ye devleti teslim ettiler, ondan sonra devleti zor geri aldıysak, nasıl Öcalan'a övgüler düzüp Türkiye'ye demokrasi getiriyor deyip arkasından Hendek çatışmalarında 744 tane jandarma ve polis özel harekatçımız şehit olduysa, binlerce yaralandıysa, bunların hepsini yapan, bunların hepsinin sorumlusu olan stratejik anlamda cahil bir zihniyet şimdi bu ülkeye 13 milyon sığınmacıyı dolduruyor, sokakları güvensiz yapıyor, yılda 11 milyar dolar bu insanlara harcıyorlar. Bakın, 11 milyar dolar. Türk halkının cebinden çıkıyor bu para. Avrupalıların verdiği, Birleşmiş Milletler'in verdiği falan değil. Harcadığımız para 150 milyar doları Türk halkı olarak geçti. 150 milyar doları geçti. Avrupalıların vermiş olduğu para Dünya Bankası'nın toplam 12,5 milyar dolar. Ve harcamaya devam ediyoruz. Bir de övünüyorlar. Biz diyorlar dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz, insani yardım. Güzel ama neden Amerika Birleşik Devletleri'nden, Fransa'dan, İngiltere'den, Kuveyt'ten, Suudi Arabistan'dan daha fazla yardım yapıyoruz? Ondan sonra Erdoğan diyor ki, bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa, Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesindedir. Size kimse sordu mu? Avrupa'nın güvenliği için, Avrupa halklarının güvenliği için siz, eşiniz, çocuklarınız, anneniz, babanız fedakarlık yapmak istiyor musunuz? Gelin hadi Türk halkına soralım, biz bu fedakarlığı yapmak istiyor muyuz? Biz kendimiz ilaç parasını verirken Suriyelilerin bedava ilaç almasını Türk halkı istiyor mu? Hastanede Suriyelinin arkasında beklemek istiyor mu? Türk esnafa sorun Gaziantep'te.
kendisi vergi verirken Suriyeli esnafın %80'inin ruhsatsız çalışmasından Gaziantep esnafı memnun mu? Şimdi bunların cevapları çok açık. Bunları söylediğimiz için de diyorlar ki siz tahrik ediyorsunuz. Esas siz tahrik ediyorsunuz. Bu ülkeye 13 milyon sığınmacıyı ve kaçağı sokarak siz tahrik ediyorsunuz.